Buyurun efendim. Bunlar son gelen iki cesedin tahlil raporları. Evet. Cinayet şekli aynı. Kesici bir cisimle derine darbeler. Siz ne diyorsunuz laborant bey? Bu serideki cinayetlere çok benziyor. Evet. Bu katil bizi uğraştırıyor. Ama bir yakalarsak... Hadi eyvallah. Güle güle. Yazıyor, cinayeti yazıyor. Son haberler, cinayeti yazıyor. Al oku. Sen de oku bakalım. Gazetelerin hepsi emniyeti yerin dibine batırıyorlar. Hepsi senin yüzünden. Ben vazifemi gerekli şekilde yapmak evet, için... Evet, evet, evet. Hayatını bile tehlikeye atıyorsun. Ama iki kadının ölmesine mani olamadın. Bırak lüzumsuz kahramanlığı. Yazılanlar karşısında ben bakanlık nezdinde müşkül durumda kaldım. Ben de. Fakat bütün güçlükleri Cahit'i serbest bırakmakta siz çıkarttınız. Reyhan telefon etmişti, beni görmek istedi, ben de gittim. Ve iki kadın öldü, katil bulunamadı. Polis lüzumsuz yere kullanıldı. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim? Tesir altında kalıp siz Cahit'i serbest bırakmamış olsaydınız... Esas suçlu rahatça şehirde dolaşıp cinayeti işleyemeyecek ve bu cinayetlerden de ben sorumlu olmayacaktım. Şimdi bütün başarısızlıklarının sorumlusu olarak beni mi görmek istiyorsun? Evet sizsiniz. Yoksa bu iş çoktan bitmişti. Senin sinirlerin çok bozuk. Konuşmalarını suç olarak kabul etmiyorum. Sadece bir müddet seni görevden uzaklaştırıyorum. Benim görevden uzaklaşmam cinayetlerin önlenmesini ve katilin yakalanmasını kolaylaştırmaz. Kararımda ısrar ediyorum. Silahını ver. Bu dava hakkında da hiçbir tahkikat ve aşırı hareket yapmayacaksın. Güle güle. Fakat efendim ben... Emirlerim bu kadar, Komiser İsmet. Beni arayan olursa müdür beyin mükafatlandırdığını ve tatile gönderdiğini söylersin. Başüstüne komiser bey. Bu cinayetler için emniyet müdürlüğü titizlik ve ehemmiyetle hadiselerin üstüne eğilmiştir. Halkımız bu cinayetler için uyarılır.